Tebrikler. Şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Hemen manşetleri okuyalım. Manşetlerde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu güzel ifade ediliyor. Fanatik gazetesi Şampiyon Fenerbahçe başlığıyla çıkmış. Güzel fotoğraf. Değil mi? Güzel bir evet, Aziz Yıldırım merkezde. Aha. Bir selfie. Selfie tadında bir selfie fotoğraf. Tadında bir fotoğraf, doğru. Hürriyet, malumun ilanı Şampiyon Fenerbahçe. Bu da öyle. Hemen hemen aynı fotoğrafın başka bir açısı. Artık fotoğrafları selfie gibi çekiyorlar. Ama evet, güzel bak. Güzel, güzel. Bu çok güzel fotoğraf. Balık değil gözü mi bu? Ne bu? Yok canım, geniş açı. Geniş güzel. Açı. Çekmiş. Kim çekmiş? Kim çekmiş? Eskiden veriyorduk, vermiyoruz artık. Evet ya, güzel fotoğrafları verelim değil mi? İşte şu değil mi? İşte bir haber. Şey, ben Hürriyet. Akşam Nisan şampiyonu Fenerbahçe. Emre Oktay. Fotoğraf. Evet, ellerine sağlık. Emre Oktay'ın. Foto maç Som altından şampiyon. Habertürk efsane şampiyon. Milliyet efsaneler ölmez. Peki. Yani Fenerbahçe bayağıdır şampiyon aslında. Yani tabii. Resmi olarak epeydir şey olmamıştı ama yani herkesin bildiği bir gerçek evet. Artık. Hak etti Fenerbahçe bunu. Malumun zaten, ilanı diyor yani Hürriyet bütün, zaten. Evet, bütün şampiyonluklar hak edilmiştir, hiç kuşku yok. Ama bu da öyle. Çok kuvvetliydi Fenerbahçe bu sezon. Çok diriydi. Çok zindeydi. Düşecek gibi olduğu dönemlerde hemen ayağa kalkmayı bildi. Farklıydı rakiplerinden yani. Hı hı. Hep galibiyet istedi. Zaten bu puan durumuna da çok net olarak yansıdı. Yani esasında yenilgileri aynı. Galatasaray'da 5 yenilgisi var. Fenerbahçe'nin de 5 yenilgisi var. Beşiktaş'ta dün 6 oldu. Ama galibiyetlerde acayip bir fark var. Fenerbahçe'de bunu ilk yarıda o son dakikada o galibiyeti isteyen o deplasmanlarda 4 tane son dakika golüyle kazandı. Hep bunu isteyerek, hep sonuna kadar galibiyet isteyerek, yetinmeyerek, doğru, rakiplerini kaybedeceklerine ikna ederek kazandı bu şampiyonluğu. Bunun da en çok tabii Ersun Yanal'ın payı bence bir numara. Bütün teknik direktör, teknik direktör oyundur futbol. Benim bakış açım o. Ama bu sene Ersun Yanal'ın payı daha da farklı. Çünkü Aykut Kocaman'dan devraldığı hakikaten iyi bir miras vardı. Evet. Onu yıkmak pahasına bir yola girdi. Kolay bir karar değil. Başka bir oyuna döndü. Aynı takımla. Bu takıma çok da uygun olmayan aslında. En azından bizim öyle düşündüğümüz bir futbol tarzını benimsedi. Ve son derece başarılı oldu. Oyuncularını ikna etti buna. Sova geri koşmayı ikna etti Sova. Caner'e sol bek olmayı kabul ettirdi. Bunlar kolay şeyler değil. Ve onlar da bunun karşılığını verdiler. O da tabii, kolay tabii, bir şey. Aynen. Bunu da takdir etmek ve lazım. Ve hani rakiplerini de ikna ettiler. Yani siz bunu yapamayacaksınız. Biz yeneceğiz sizi. Hep bunu ikna ettiler. İlk yarıda özellikle ligin ilk yarısında 2.4 puan gibi maç başına hakikaten çok yüksek bir ortalama tutturdular. İkinci yarı o kadar iyi değillerdi. Biraz oyun yumuşadı. İlk yarıdaki kadar önde basan, isteyen, mutlak kazanacağım diyen bir oyun yoktu belki ama yetti. 1.9 bu dönemde. Maç başı puan ortalaması. O da iyi bir ortalamadır. Ve sonunda yani açık söylemek gerekirse 2-3 hafta önce bile yani ilk yarıdaki şeyini devam ettirse 2-3 hafta önce bile şampiyonluğunu ilan edebilirdi. Rakipleri ikna ederken Ersun Hoca'nın tavrı da kesin, hani hep tabii, ben sahada konuşurum tavrıyla. Evet ve yaptı. Ayrıca bir cümle tabii. Sahada konuşturdu. Hakikaten. O yönü de çok iyi. Çıkmadı. Sahanın içinden çıkmamaya çalıştı. Evet. Birkaç maç dışında. Yani camia ve yönetim baskısı olan, hı-hı, birkaç maç dışında çıkmadı. Hep şunu söyledi. Söyleye söyleye inandırırsınız karşınızdakine. Mesela biz hani Rambo filmleriyle büyüdük. Ve hani Amerikan ordusunun yenilmez olduğuna inandık. Böyle bir şeydir bu. Seni inandırır yani. Doğru. Bir tane adam bile hepinizi yener. Böyledir. Ersun Hoca da her seferinde kardeşim beni yenmek istiyorsan benim kadar koşacaksın en azından. Ben şampiyonum, ikinci kim olur onu ben bilmem dedi. Bunu hakikaten rakiplerinde gördük biz. Herkes inandı buna. Bu önemli bir hem üstelik Şampiyonlar Ligi gibi bir hedef olmaksızın. Yabancı oyuncuları buna ikna etmek kolay değil. Hı hı.
Son derece başarılı. Tabii hani dün maç sonunda da söyledim. Çok saha içi yardımcıları da vardı. Onları da söylemek lazım. En başına ben Kayt'ı koyarım. Bir yabancı oyuncu olarak belki hani tekniği, oyunla ilgili topla ilişkileri çok iyi olmayabilir. Ama işte 30 küsur yaşında bir Liverpool efsanesi için böyle bir portreye bakıyoruz. Sağda en çok koşan oldu hep. Yani Alper'e koşmamak gibi bir seçenek bırakmadı. Anlatabildim mi? Bu adam bile bu kadar uğraşıyorsa benim de oynamam lazım noktasına getirdi. Birçok kulüpte, birçok yabancı kulüpte, birçok bizim kulübümüzde yabancı oyuncular bu sembol rolünü üstlenemediler bu sezon. Yani var bunun örnekleri ama az. Mesela Fernandez buna birazcık yaklaşmış olsa Beşiktaş'ın yeri ayrı olurdu. Birazcık yaklaşmış olsa, yani hani yapsa demiyorum, yapmayacak kesin de birazcık %10'unu yapsa yani. O yüzden hani saha içi yardımcılarına da ayrıca teşekkür etmeli Ersun Yanal. Ama temel rol Ersun Yanal'ındır. O da bunu, bu gücü yönetimden alıyor, taraftardan alıyor. Kolay değil yani, kaçıncı kadınlar oynadığı maç Fenerbahçe'nin bu. Evet. Avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın ama. Çünkü hani oyuna konsantre olmak kolay değil. O ses içinde. Hakikaten kolay evet. değil. Evet. Çok büyük bir iş yaptılar. Herkesi, bütün camiayı tebrik etmek lazım. Evet. Ersun Yanal'ın, Ersun Hoca'nın maç sonu görüşlerini izleyelim, konuşmaya devam edelim. Biz şampiyon olacağız. Bizden sonraki sıralamayı rakiplerimizin arasında geçecek demiştim. Rakipler belirlesin demiştim. Bu sözümüzü tuttuğumuz için oldukça mutluyuz. Tabii ki bizde de inişler çıkışlar oldu. Avrupa'dan men edildik. Kırılmalar yaşanacak dendi ama daha çok kenetlendik. Biz büyük bir aileyiz. Tablosu her zaman gündemdeydi. Ve bunu futbolumuza yansıttık. Zaman zaman eleştirirsek de uzun bir sürecin içerisinde övgü aldığımız çok oldu. Ve futbol adına bana göre bugün en çok orta yapan, en çok şut atan, en çok üçüncü bölgede oynayan, topu ayağında en çok tutan, en çok korner kullanan, en çok duran toptan gol atan ve en çok rakiplerine karşı üstünlükleri kuran takım olduk. Bu konuda oyuncularımı kutluyorum çünkü onlar çok disiplinli çalıştılar, özverili çalıştılar. Nerede çalıştıklarını, Fenerbahçe'nin ne amaçla, nerede nasıl mücadele ettiğini hiçbir zaman unutmadılar. Bu işin baş mimarları onlar. Başkanımızın duruşu önemliydi. Bize verdiği destek önemliydi. Çünkü o iki dalda da mücadele ediyordu. Ve bu mücadelenin sonucunda da biz yine bu süreçte destek gördük. Ona teşekkür ediyorum. Ama tabii burada her şeyden önemlisi bu gücü ortaya koyacak önemli bir kitlemiz vardı, taraftar. Taraftarın layığı olan çalışmaları, o enerjiyi onlardan aldığımız her zaman söyledik. Onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hiç kimsenin hayır diyemeyeceği bir şampiyonluk aldık. Önümüzde daha 3 tane maç var. Bunun keyfini sürüp futbolun güzel taraflarını ortaya koyup devam etmek istiyoruz. Evet. Maçtan sonra değil, kutlamalar, dün geceki kutlama yemeğinden sonra futbolcuların görüşleri var. Onları getirelim ekrana hemen. Fenerbahçeli futbolcular Çaykur Rizespor maçı sonrası Şükrü Saracoğlu stadından ayrıldıktan sonra Etiler'deki bir restoranda bir araya geldi. Teknik heyetin ve yöneticilerin de katıldığı gecede maçlar söylendi, tezahüratlar yapıldı. Kapıda bekleyen gazetecilere açıklama yapan futbolcular mutluydu. Şampiyonluğu taraftara ve Başkan Aziz Yıldırım'a armağan ettiler. Çok iyi bir sezon geçirdik. Sonunda da şampiyonluk. Bütün taraftarımıza, bütün Fenerlilere armağan olsun. Cami olarak çok büyük sıkıntılar çektik. Özellikle başkanımız için ve taraftarlarımıza armağan etmek istiyorduk. Bu bizim armağanımız olsun. Böyle güzel bir akşamda da bu armağanı onlara verdiğimiz için çok mutluyuz. Maçtan sonra çok fazla da sevinemedim ben, kişisel olarak söyleyeyim. Maçtan önce başkanı biliyorsunuz gördük. Yanındaydık. Onu o halde görünce insan ister istemez içinde bir burukluk yaşıyor. Bugün FB TV'de maçtan sonra da söylemiştim. Yine tekrarlayayım. Bu ülkede bir sürü şey, bir sürü suç diyeyim, cezasız kalıyor. Bu kadar ceza alındığını görmedim. Bir insan spor yüzünden bir sene zaten içeride yattı. Şimdi iki sene daha yatacağı konuşuluyor. İnşallah yatmaz. Ben ona inanıyorum. Ya çok güzel bir şey tabii. Bu bizim bu sezon ait bir başarımız değil, birliktelimiz değil. Bu bizim malum süreçten, malum tarihten itibaren olan bir başarımız. O yüzden ben tüm Fenerbahçelileri,
tüm bu bayrağa gönül vermiş, tüm bu renklere gönül vermiş Fenerbahçeleri tebrik ediyorum. Şimdi herkesin hakkıdır eğlenmesi, gurur duyması. Ben şahsen kendi adıma gurur duyuyorum. Bugün gördüğünüz gibi hala sarı lacivert forma üzerinden çıkarmadım. Ya bu bizim gururumuz, onurumuz, mücadelemiz. O yüzden de bu bayrağın dalgalandığı her yerde de biz futbolcu olarak elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçelilerin şampiyonluk kutlaması sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Tabii yakışıklı olunca değil mi? Forma üstü cekette yakışıklı. Oluyor tabii. Fanatik gazetesi Caner. Dördüncü yıldızı takmadan gitmem. Caner Erkin hakkındaki iddiaları dün akşam noktayı koydu. Artık sıra dördüncü yıldızda diyen Caner. Dördüncü yıldızı takmadan hiçbir yere gitmem. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni zaferler için burada kalacağım. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor günler yaşadık ve camianın kesinlikle böyle bir zafere ihtiyacı vardı. Her maça en iyi şekilde hazırlandık. Sonunda da hak ettiğimiz bir şampiyonluk aldık açıklamasında bulundu. Yani bu şampiyonluk Caner parantezi açmak lazım. Şampiyonluk kadar iyi bir haber Fenerbahçe açısından. Evet. Yılın oyuncusu. Yani hiç tartışmam. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye Ligi'nde yılın futbolcusu. Aynı zamanda yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu. En iyi geri dönüş. Zaten asist krallığında Sisinho ile çekişiyor. Olağanüstü bir performans. Yani olağanüstü, abartmıyorum. Uluslararası yok, anlamda. Ne demek olduğunu. Uluslararası anlamda olağanüstü. İfade etmek için olağanüstü bence doğru kelime. Bizim kendi, biraz da bir kendi olağanüstümüz var. Bir de gerçek dünyanın olağanüstüsü var. Yani. Bu gerçek dünyanın olağanüstüsü. Çünkü İtalya'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin sezon başına da bakıldığında oradan buraya gelindiğinde ya bunu bir tek olağanüstü kelimesiyle açıklayabilirsin. O pozisyonda adı geçmiyordu. Tabii. Yani şimdi biz diyoruz üçüncü seçenek de orada diyoruz ama esasında değil. Tabii. Yani orada Kadileç var, Hasan Ali var. Kimse olmazsa Caner de orada oynar. Yani Caner'in orada oynamışlığı var. Orada oynar ama o pozisyon için düşünülen adam o değil. Zaten sezona da o başlamadı. Ama hakikaten büyük bir adammışlık ve tekrar aynı kelimeyi kullanayım. İkna olmak. Yani buna ikna oldu. Ben burada bunu yaparım mı? İkna oldu. Ve salt bir savunma performansı değil bu. Yani asist krallığı için uğraşıyorsun. İnanılmaz ortalar yaptı. Yani keşke görüntüler olsa arka arkaya dizebilsek. Hani bizde orta yapılır. Oraya top kesilir. Öyle değil. Öyle değil. Bütün takımda bu vardı yani. Var. Hani bu bütün takım. Mesela rakiplere baktığın zaman hani Şampiyonlar Ligi hedefi olmaksızın bunu yapıyorlar ya. Hani Fenerbahçe ve Galatasaray ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi hedefi yok bile yokmuş gibi davranıyorlar. O mesela inanılır gibi değil. Yani o inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bu hedef olmaksızın böyle bir çok doğru duyguyla tespit oynuyorlar. Çok doğru bir tespit. Değil mi? Caner için de şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin iyi hücumcuları var ama Fenerbahçe'ye yakışır hava toplarında etkili bir santrfor olsa asistini ikiye katlardı. Yani evet. Ve bu olmadığı zaman çoğunlukla kafa vuramayana kesti yani. Kafa vuramayanlara kafalık top attı. Evet. Çünkü Fenerbahçe'de kafayı vurabilen adam Vebo. Arka direk yaptığın zaman kayıt sezon başı işler yaptı ama sonra olmadı. Buna rağmen bu seviyede bir asist sayısı müthiş. Sabah %70'e hediye. Basın sözcüsü Mahmut Uslu ligi domine ederek bugünlere geldiklerini söyledi. Son 3 senede yaşananlar düşünüldüğünde bu şampiyonluk bizim için çok önemli. Haksız şekilde yargılanan, çete mete diye adlandırılan bu davanın yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. Bu dava sonuçlanırsa Türkiye'nin %85'i sevinir dedi. Şampiyonluğun anlamlı olduğuna vurgu yapan Uslu, şampiyonluğun Türkiye'nin %65-70'ine hediye ediyoruz. Bu bir halk hareketidir. Harekatıdır. Önümüzdeki sezonlarda da şampiyon olacağız ancak biz şampiyonluktan ziyade onurumuzla mücadele etmeye dikkat ettik diye konuştu. Galatasaray'ın tebriği için bizi tebrik edenlere cevabını veririz, yanıtını verdi. Evet, Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım hızlı tebrikleri sebebiyle. Gerçi onlardan daha hızlı davrananlar oldu. Beşiktaş daha önce maç başlamadan daha 3 gün önce tebrik etti. Doğru. O da bir karışık. Yani Beşiktaş'ın esasında biz konuşamadık, onu da konuşmak lazım. Ne diyorsun o açıklamayla ilgili? Bilmiyorum, enteresan. Yani esasında aynı Caner'in o topu dışarı vuruşu var ya Beşiktaş maçında olduğu gibi. Türkiye için güzel. Ama futbolun temel ilkeleri açısından, rekabetin, büyük rekabetin temel ilkeleri açısından yanlış. Ya işte Türkiye ihtiyaç duyuyor böyle dostluk gösterilerine. Ne ama ifrat ve tefrit. Evet, elma ile armutu da karıştırmamak lazım. Matematiksel olarak şampiyonluk şansım var çünkü. Var. Hani yok, real olarak yok, hepimiz tabii biliyoruz ama matematik olarak var. Var.
Orada bir mücadele ve var. Ve Beşiktaş taraftarı haklı olarak söylüyor. Biz daha geçen hafta stadımıza girmekte zorluk çektik. Hani yönetimin sesi çıkmadı. Bu sezon, şimdi bu hafta Fenerbahçe taraftarı giremiyor. Ona şimdi çok düşünülmeden yapılmış bir hoşluk gösterisi. Çok alışık olmadığımız için bu centilmenliklere çok düşünmeden yapıyoruz herhalde. Yani tebrik yani şunu centilmenlik iyi planlayamıyoruz. İyi planlayamıyoruz. Centilmenlik güzel hoş da bizim asıl yani UEFA'nın FIFA'nın da söylediği gibi fair play yani oyunun adil oynanması üzerine kafa patlatırsak gereksiz centilmenlik gösterilerine gerek kalmaz. Yani dileğin çok hoş olduğunu, çok iyi niyetle yapıldığını hepimiz anlıyoruz ama orada senin yarışın var. Ben şey diye düşündüm. Acaba hani hafta yani içindeki... Yani centilmenlik ihtiyaç hasıl olduğu için yapılmaz. Değil mi? Vardır. Centilmenlik, centilmenlik. Kuraldır zaten. Öyledir zaten yani. Zaten. Mevzu odur yani. Yani. Acaba şey diye düşündüm. Bu açıklamayı yaparak... Tabii burada bir kötü niyet. Hiç değil. Çok iyi niyetli bir yok canım biçimi ama... Yani, evet. Asla. Hı hı. Acaba hafta içinde bu kurşunlanma olayı oldu ya. Hı hı. Tabii oyuncular büyük tepki çektiler üzerlerine. O tepkiyi onlardan alıp kendi üzerlerine çekmek için bir şey mi yaptı yönetim? Hani oyuncular rahat kalsın biraz falan diye. Ağlattı kader, foto maç. Başkan Yıldırım'la şampiyon futbolcuların maç öncesi sonrası görüntüleri duygu doluydu. Her soluğunda Fenerbahçe'yi yaşayan Yıldırım sevinç gözyaşlarına boğuldu. Çok zor bir durum tabii Aziz Yıldırım için de. Sabah gerçek kutlama 11 Mayıs'ta Fenerbahçe Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ederek Kadıköy'de oynanacak 33. haftaki Karabükspor maçının 9 Mayıs Cuma gününe alınmasını istedi. Yönetim 11 Mayıs Pazar günü statta kupa töreni yapmayı planladığını, bunun için federasyondan anlayış göstermesini istedi. Sarı lacivertli takım 11 Mayıs'ta cadde turu sonrası stada gelecek ve özel şovlarla şampiyonluğu kutlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Pazar oynuyor. Rakip yani... Diğer maçlar cumartesi akşamı Fenerbahçe'yi ayırdılar yani o toplu oynama durumundan. Herhalde bu konuda bir sıkıntı yaşanmaz. Hürriyet 50.537 bu bir rekor. Dünyada ilk defa bir futbol kulübü şampiyonluğu yalnızca 50.537 kadın ve çocuğun izlediği bir maçta ilan edip rekor kırdı. Ben şeyi merak ediyorum hep bu işte. Şimdi çok iyi biliyoruz ki bizim de çevremizde insanlar var. Kadınlar. Gidip kombine bilet alıyorlar. Değil mi yani sezonluk kombine dünyanın parasını verip kombine bilet alıyorlar. Sonra zaten bedava giriyorlar içeri. Acaba oradan bir iade alabiliyorlar mı? Yani bir şeye para vermişsin sonra anlaşılıyor ki o bedava. Ha? Yani ya, ben kadın olsam kombine almam Fenerbahçe'den. Nasıl olsa bedava gireceğim. Bir yıldır şu kadın ve çocuk hani... Dinlemiyorlar abi ne yapayım ben her seferinde söyleyeceğim. Envai çeşit yöntemlerle şey eleştiriyorsun. Fakat buradan bir, şey bir türlü bir şey çıkmıyor. Çıkmaması da enteresan yalnız. Abi sadece anayasal bir suçtur diyorum. Bu bile zaten bir tane bir savcı harekete geçer. Hop biter iş yani. Bir mahkemeye gider, mahkeme karar bozar, biter. Yani buna bile bakılmıyor. Yani bak şöyle düşünün. Ne yaptığımızın farkına varmıyoruz. Haremlik, selamlık, şampiyonluk kutlaması oldu. Erkekler dışarıda, kadınlar içeride. Olmaz yani. Olmaz. Yazık ya. Ayıp ya. Aileleri bölmeyin kardeşim. Ha, olur mu ya? Adam dışarıda, karısı içeride, çocuğu, erkek çocuğu dışarıda, kız çocuğu içeride. Erkek çocuğu bir maç önce 10 küsur yaşından altı olduğu için içerideydi ama şimdi biraz büyüdüğü için dışarı çıktı falan. Ya şu seyircisiz cezasını hakikaten halletmek lazım. Yani bu seyircisiz maç kime ceza verdiğin belli değil. Yok olmaz. O ceza izleyene yani. Olmaz. Ya şimdi bak. Ben biliyorum. Ben tribünlerde kadınlar da küfür ediyor sadece abi. Sadece kadın ve çocuklar olduğu zaman o 50.537 tane kadın ve çocuğun sesi o kötü gerçekten olmuyor. Kötü hani olmuyor. Bu ya yani en azından futbol sahasında uygun bir ses değil yani. Yok. Yani öyle. Şimdi bir de çünkü frekansı yüksek yani. Yüksek. Hani kadın ve çocukların doğası gereği evet. Böyle. Real bir durum bu. Evet. Olmuyor bu yanlış. Bir de hani şimdi Pasolik gibi bir önemli bir uygulamaya geçildi. Bundan sonra bunu yapamazsınız. Tabii. Olmaz. Yani ya bunları yapmayacaksınız ya bunu yapmayacaksınız.
Alper'in saçları gitti. Sabah Galatasaray'ı yenmeleri halinde TT Arena'da saçlarını keseceğini açıklayarak tepkiye neden olan Alper Potuk'un saçları dün Kadıköy'de kesildi. Takım arkadaşları birer makas atarak Alper'in saçlarını keserken günün anısına birer tutam saç aldılar. Vallahi korktum seyrederken abi. Bir kulağım ulağa gidecekti çünkü espriler. Fena daldılar diyorsun. Evet, bir de o doktorların o bant kesmek için kullandıkları makaslar herhalde onlar. Bilmiyorum ki. Böyle küçük ağızlı. Tabii o bayağı. Yok ya, berber makası yok, işte. Yok yok, değil değil. Tedbirli gelmişler. Değil değil, berber makası değil. Doktordan almışlar onu belli. Korktum yani çocuğun kulağı mulağı gibi. O sargı bezini falan kesti. Onu kestikleri vardır ya, böyle değişik bir şey. Fanatik sözünü tuttu, sıra yönetimde. Sezon başında bir yıllık sözleşme imzalanan Ersun Yanal verdiği şampiyonluk sözünü tuttu. Deneyimli teknik adam şimdi yönetimden kontratının uzatılması konusunda çağrı bekliyor. Gelecek mi sence bu çağrı? Bence gelmeli. Gelecek mi dedim? Gelecek. Yani şöyle gelecek, eğer memnun değillerse bile böyle bir başarıyı görmezden gelemezsiniz. Anlatamazsınız yani bunu. Çünkü seneye bir hafta kala şampiyon olsan, ya geçen hafta 3 hafta kala şampiyon yapan adam vardı, niye bir hafta kalanı aldık biz der insanlar. Bak Abdullah Çığlık ne demiş? Burada çok kısa bir şey söyleyeyim. Burada yapılması gereken Ersun Yalın'ın isteyeceği, ben eminim, adım gibi eminim birkaç transfer isteyeceğinden. Özellikle Fenerbahçe orta sahasını dönüştürmek isteyecektir. Onlara uygun transfer yapılması. Hı. Çünkü Fener aslında Ersun Yanal'ın oyununa uygun bir takım değil bu. Ona rağmen bunu oynadılar ve bu başarıyı kazandılar. Yani bir de öyle bir takım kurarsan ne olabileceğini tahayyül etmeye çağırıyorum yani herkese. Fenerbahçelileri, yöneticileri özellikle. Yanal'la 5 dakikada anlaşırız. Vatan Gazetesi'nin haberi. Abdullah Kiyılı Habertürk kanalında yayınlanan SporTürk programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ersun hocamıza sezon başında olduğu gibi kısa bir konuşmayla imza attırırız. Onunla ortak noktada buluşmak hiç zor değil. Bazı duyumlar aldık. Gelecek sezon Avrupa'ya gidebiliriz. Bu da çok sık söyleniyor. Tabii hani bizde yok o duyumlar. En azından bende yok. Bilmiyorum sende var mı? Bende de yok. Duyumlar ama sadece işte daha önce ilk Mahmut Uslu'dan. Evet, Kasım gerekçeli kararı çıktıktan sonra oradaki oradan duyduk. Sonra şimdi oradaki maddelere göre İsviçre mahkemesine başvurulup, değil mi? Öyle bir şey yapılacak. Hayırlısı. Akşam ilk kutlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ilan etmesinin ardından ilk tebrik ezeli rakip Galatasaray'dan geldi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda 2013-2014 Sportoto Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe futbol takımını kutluyor. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe camiasına sevgilerimizi yolluyoruz denildi. Süper. ntvspor.net'in haberi, Galatasaray Store'a saldırı. Fenerbahçe'nin Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı lacivertli taraftarlar Galatasaray Store mağazasına saldırdı. Galatasaray kulübünün ürünlerini satan mağazanın kepengini kıran bir grup taraftar içeri girdi. Mağazada bulunan çok sayıda Galatasaray formasıyla futbolcu maketini dışarıya çıkaran taraftarlar bunları ateşe verdi. Mağazada büyük maddi hasar meydana geldi. Buna taraftar demeyelim, terörist diyelim. Evet, bir de hani diyoruz ki burada hani bunların hepsi beraber satılsa, aynı mağazada olsa. Normal o. Değil mi? Şimdi tabii yani bu normal insan normal bir taraftar yapmış olamaz bu işi. Çok net söyleyeyim ben. Çünkü normal kafası çalışan bir insan bunun yağma suçunu olduğunu ve Türk Ceza Kanunu'nda bunun cezasının 10 yılla 20 yıl arasında olduğunu bilir. Yani yağmanın ne demek olduğunu bilir. 10 yıldan başlıyor yani. Normal kafası yerinde bir taraftar kutlamaya çıkmış bir adam bunu yapmaz. Dolayısıyla biz bu adamlara taraftar diyemeyiz. Biz bunları Fenerbahçeli, Galatasaraylı diye ayırmayacağız. Terörist ve taraftar diye ayıracağız. Hangi takımın taraftarı olduğunu hiç önemi yok. Medeniyet Spor'a. Yani burada şimdi geçen haberde sarı lacivertli taraftarlar diye geçiyor. Hayır, yanlış. Yanlış ama hepimiz böyle bakıyoruz. Bundan da hep beraber vazgeçmemiz lazım. Ya geçen sene bunu çok net söyledim. Bir Medeniyet Spor var. Bir de huliganlar var, teröristler var. Bunları birbirinden ayıracaksın. Hangi formayı giydiğinin hiç önemi yok. Tabii. Ya o evin üstünde, o binanın üstünde insanlar yaşıyor. Tabii. Ya bırak hani şeyi geç. Şampiyonluk kutlamaları sırasında bazıları taraftarlar diye değil, bazıları Galatasaray'a bazıları saldırdı diye okumak lazım. Tutuklamalar yani varmış ama galiba. Umuyorum ne yaptıklarını biliyordulardır. Biliyorlardı. Çünkü 10 yıldan başlıyor. Bak şaka değil bu yani. Elazığ Galatasaray maçına geçelim mi? Geçelim. Bir kez daha tebrik edelim Fenerbahçe hakikaten çok çok önemli bir iş yaptılar. Başta Ersun Yanal, Aziz Yıldırım ve oyuncular, taraftarlar. Herkesi kutlamak lazım. Gerçekten ve takdire şayan bir başarı.
Çok takdir edilecek bir şampiyonluk elde etti Fenerbahçe. Bir kez daha kutluyoruz. Ve tekrar edeyim, hani 2 hafta önce de 3 hafta önce de yapabilirlerdi bunu. Hı-hı. Biraz vites düştü. Doğru. Yani büyük bir rekor. Hani Bayern Münih'ine benzer neredeyse bir rekor olabilirdi değil mi? Olabilirdi. Peki Elazığ Galatasaray maçının manşetleri: Hürriyet aslanı kral taşıdı. Habertürk kral nakliyat. Akşam aslan kraldan dev uçuş. Milliyet dev vurgun. Herhalde en iyi ilk yarılarından biri Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son dönemde. Hani Snyder'ın biraz ayağı sıcak olsa, hani derler ya eli sıcak diye şeyde basketbolda, ilk yarıda farkı açabilirlerdi ama ona rağmen çok pozisyon, özellikle duran toplarda çok pozisyon verdi Galatasaray maçın ikinci yarısında. Kırmızı karta kadar Elazığ her an yakalayacak gibiydi. Yani iyi başladılar ama oyunu tutamadılar. Deplasman problemi devam ediyor. Bu artık bir psikolojik probleme dönüştü. Yani bunu Mancini ile nasıl atlatılacak çok emin değilim, bilmiyorum. Yani başka bir çalışma gerekiyor. Sadece futbol değil, zihinsel de bir çalışma gerekiyor deplasmanlar için. Kurallar mı değişti? Milliyet gazetesinin haberi. Teknik direktör Mancini, kaleci Ivesha'nın maçın 3. dakikasında Hayrovic'i indirdiği pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğunu söyledi. Türkiye'de her hafta kurallar mı değişiyor bilmiyorum. Hayrovic'e Ivesha'nın yaptığı 2 kez penaltı, pozisyon Ankara'dan bile görüldü dedi. Ben de anlamadım valla. Burada seyrederken hiç kimse de anlamadı. Yani eğer penaltı değilse Hayrovic niye düştü? Hayrovic düştüyse neden Hayrovic'e sarı kart çıkmıyor? Yani Hayrovic takıldı düştü diye düşünmüş olamaz 3 hakem. Çok çok bariz, çok açık hatalar bunlar. Ya bu, yani bu şampiyonluk mücadelesinin içinde olsa, hani Şampiyonlar Ligi mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi kadar etki yapmıyor. Ama gene de yani Galatasaray dün kazanamasa ya yer yerinden oynar. Ya olacak iş değil çünkü bu. Hakikaten olacak gibi değil. Ben anlayamıyorum ama tabii Barış Hoca'ydı değil mi dünkü hakem? Şeyin, hakem kurulunun bu Beşiktaş-Kasımpaşa maçından maçı yeniden tekrar etmesi çok iyi, yani ortalama üstü bir hakemimiz, çok iyi demeyeyim, çok iyi hakemimiz yok bence. Vasat üstü hakemlerimizden biri dengesini bozmuş. O maçı o yönetmişti çünkü biliyorsun. Çok iyi hissetmiyorlar hakemler kendilerini, çok belli ki. Bu penaltıyı vermemeyi ben kabul edemem. Hayrovic'e sarı kart çıkarmış olsa anlarım, yanlış gördü derim ama hiçbir mantığı yok. Evet, 3puan.com internet sitesinde var. Yeni bir spor haber sitesi bu. Lucescu neden geldi? Sezon sonu için Galatasaray'da Mancini gidecek, Lucescu gelecek senaryoları ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. Lucescu'nun İstanbul'a gelmesi ise adeta bomba etkisi yarattı. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da telefonum var diyen Lucescu'nun İstanbul'a sadece 18 saatlik bir ziyaret için geldiği ama Galatasaray'a görüşmediği ortaya çıktı. Ulaştığımız müddetçe Lucescu şunları söyledi: takım 4 gün izinli, ben de Bükreş'e geçtim. Dönüşte Bükreş'ten Donetsk'te direkt uçak yok. Gece eşim Neli ile İstanbul'a geldik. Sabah aktarma uçağı çok erkende, onun yerine yarım gün Boğaz havası aldık. Boğaz kenarında bir otelde kaldık. Akşam 18'de 10 uçağıyla da Donetsk'te uçuyorum. Galatasaray'la görüşmedim, beni kimse aramadı. Halen devam eden bir sözleşmem var. Galatasaray'ın sözleşmeli bir hocası var ki Mancini benim çok iyi arkadaşım. Biraz ayıp oluyor. Bu transferler böyle olmaz. Artık herkesin bunu öğrenmesini istiyorum. Kimsenin arkasından iş çevirmem. Balat'ta restore ettirdiğim bir kilisemiz var. Onu ziyaret edeceğim ve gideceğim. Başkanın Aysal'da yaptığı açıklamada Lucescu ile görüşmedik. Şu anda bir hoca arayışımız yok. Lucescu her zaman İstanbul'a geliyor. Bu ziyaretinin nedenini bilmiyorum. Çünkü kendisiyle görüşmedim ifadelerini kullandı. Şimdi bunlar net bilgi. Direkt konuşulmuş. Evet. Lucescu ile direkt konuşulmuş. Evet. Muhtemelen Gökmen aramıştır Lucescu'yu. Doğru. Arası iyidir çünkü. Hı-hı. Lucescu da kelime kelime söylemiştir. Buna bir itirazım yok. Bunlar doğru. Ünal Aysal'ın açıklaması da doğru. Ama Lucescu bana bunu yediremez. Ben Lucescu'yu tanıyorum. Lucescu ya buraya Abdülhamid Albayrak'ın davetlisi olarak gelmiştir. Ya Mancini ile Galatasaray arasında bağlantı devam ediyor. İşte beraber çalışıyorlar. Hakikaten etik ve formel açıdan da doğru değil. Çünkü Lucescu'nun da sözleşmesi devam ediyor. Başka bir yöntem. Ünal Aysal konuşmamıştır. Zira Boğaz havası almak için mevsim sever. Çok uygun değil. Balık mevsimi değil. Balık mevsimi değil, yağmurlar var, serinle de hava hani... Yok, İstanbul'u çok sever Lucescu. Tamam da... Çok İstanbul'dan da daha iyi bilir İstanbul'u, biliyor musun? Bir hafta sonra gelsin daha iyi bu İstanbul, hani Boğaz havası tabii, için tabii, biraz bir daha... iki hafta bekleseydim. Şeyi de söyleyelim yani, çoğu İstanbul'dan daha iyi bilir İstanbul'un işte tabii. Şeylerini, tarih eserlerini, eski binalarını falan ama ben yemem.
Yani Lucescu Galatasaray bağlantısı var. Formel olmayabilir. Yani resmi olmayabilir. Resmi değildir. Galatasaray'la herhangi bir görevdeki birisi tarafından görüşme yapılmamış olabilir. Onu bilmem. Ama birileri görüştü. Birileri zaten İstanbul görüşüyor. İstanbul havası derken bir havayı böyle bir havayı koklayayım. Olabilir. Peki. O yüzden hani İstanbul havasını yanlış anlamayalım. Lucescu şöyledir. Çok iyi bir teknik direktör. Ben çok takdir ediyorum. Ama doğru söylemeden yaşayabilir. Bak yalan söyler demiyorum. Burada yalan yok. Doğruları söylemeden yaşayabilir. Ahmet Çakar gibi konuştu. Yok ama yalan söylemiyor. Peki. Yani yalan söylemekle doğruları söylememek arasında fark var. Bir takıma gol atman lazım. Kaleci sakatlanıyor maç sırasında falan. Doğru düzgün pozisyona giremedi Beşiktaş. Bak yani Beşiktaş... benim rahmetli anneannem söylerdi işte. Ona benzeteyim. Hani bazı oyuncuların yüzü suyu hürmetine burada duruyor. Bazıları çünkü o reklamdaki gibi hakikaten gece inşaata koysan çalışacak. Bazıları da antrenman varken gece kulübünde. Ve bu yarı yarıya maalesef. Yani iki tane, bir tane, üç tane falan bunları kaldırırsın da yarı yarıya olduğu zaman olmuyor. Eğer sen daha 5 gün evvel, çok net söylüyorum 5 gün evvel böyle bir olaya karışmışsan 6-7 oyuncu, belki 8-9 oyuncu bilmiyorum. 6-7 gün sonra sahaya çıktığında topu, çimleri, direkleri, rakibi falan ısırıp, herkese ısırıp o maçı kazanırsın. Çünkü başka türlü bunu kapatamazsın. Böyle bir olayı başka türlü kapatman mümkün değil. Eğer dün Gökhan Töre sahaya girdiyse ve o maçı kazanamadıysa Beşiktaş, iş bitmiş. Dolayısıyla hani dün akşam Beşiktaşlı taraftarların verdikleri tepki, protesto çok medeni. Bütün bu resim içinde. Son derece medeni yani. Milliyet, şaka gibi bir gol. Beşiktaş teknik direktörü Bilic yedikleri ikinci golü şaka gibi diyerek değerlendirdi. Bu kadar ofansif oynadığınız bir bölümde son pasları yapamazsanız rakip cezayı keser dedi. 52 gol yedi, tekrar ediyorum Sivas. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı. ntvspor.net Beşiktaş'a protestolu karşılama. Sivas Spor'a deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş İstanbul'da protestolarla karşılandı. Sabiha Gökçen havaalanına inen giden bir grup siyah beyazlı taraftar. Başkan Fikret Orman ve yönetime büyük tepki gösterdi. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması ile ilgili açıklaması nedeniyle Başkan Orman'a sarı lacivert bayrak attı. Kafileye atılanlar arasında yumurtalar ve kombine kartlar da vardı. Protestolardan futbolcular da payını aldı. Beşiktaş kafilesini taşıyan Çevik Kuvvet eşliğinde havaalanından güçlükle ayrılabildi. Habertürk Hami ile devam. Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu yeni sezon için mesaj verdi. Hami Hoca Trabzonspor'da çalışmaya en çok hak eden isimlerden biri. Her geçen gün kendini kanıtlıyor. Trabzonspor'un başarıya gittiği noktada farklı bir arayış içine girmemiz doğru olmaz. Şimdi bu sayfayı kaldırmayalım. Hami Mandalı, Hami Hoca ile Hami Hoca ne zaman olmuş olur biliyor musun? Yani ne zaman hakikaten tartışmasız olur? Ne zaman? Manşet Hami ile devam şeklinde atılmadığı zaman. Yani Fatih ile devam yazabilir misin oraya? Ya da Mustafa ile devam. Ama bunun olması için de hoca ile devam edilmesi lazım. Hoca tabii. Hoca yapacak ve yönetim yapacak. İşte yani o yüzden o sınır daha geçilmemiş. Geçilmemiş. O çok net belli oluyor bu manşetten. Şu anda o sınırı aşan... Hayır, başkan söylemiyor bunu, yanlış anlaşılmasın. Algıdan bahsediyorum ben. Tamam. Başkan Hami Hoca diyor. Ama algı Hami ile devam hala. Tamam işte. Ama işte bu algıyı bu sezon yönetimde kaldırmayı düşünen kişi, buna karar veren kişi yönetim ve başkan, Hami Hoca Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şu anda top Hami Hoca'da. Doğru. Yani iş tamam diyemeyiz evet. Diye söyledim özellikle. Fotoğraflara geçiyor muyuz? Şampiyonluk fotoğrafları var zira. Ve buradan şampiyonluk selfisi. Bak bu gerçek selfie değil mi? Evet. Sov şampiyonluğu Aziz Yıldırım mı öperek kutladı. Ve sırtına çıkarak aynı zamanda. Evet. Tito Villanova'nın ardından. Evet. Herkes çok üzgün hakikaten. Estefan Lekas Guardiola ve Busquets Tito Villanova'nın ardından saygı duruşu esnasında. Biz de toprağı bol olsun diyelim. Hakikaten değerli bir futbol insanıydı. Adamıydı. Peki. Bitti programımız. Fenerbahçe'yi şampiyonluğundan ötürü bir kez daha kutluyoruz.
şampiyon Fenerbahçe bu sezonun. Yarın 11'i 10 geçe Mehmet Demirkol'la Spor Servisi yine karşınızda olacak değerli seyirciler. Hoşçakalın.